Sadece bizde değil, her ülkede, birçok alanda insanlar kutuplaşıyor. Kutuplaşma burada bence sahte bir kutuplaşma. Geleneksel mi, modern mi? Gerçek farklılık gelenekselle modern arasında değil aslında. Olması gereken kutuplaşma, işini kestirmeden yalap şalap yapanlarla, işini doğru emek vererek, zahmete girerek, mükemmeli arayarak yapanlar arasında. Her iki kutupta da bu insanlar var. Geleneğin de iyisi var, kötüsü var. Modernin de ayakları yere sağlam basmayan, daha çok şefin egosunu ortaya koyan türleri var. Bir de gerçekten gelenekselden yola çıkarak bayrağı daha da ileri taşımak isteyen örnekleri var. Bugün plaki konusunda bildiğimiz çok Osmanlı'nın gelen balık plaki de bunun uzantılarını göreceğiz. Önce geleneksel göreceğiz, doğrusu nasıldır bu işin. Ondan sonra da kestirme yapmadan aynı mükemmelliyetçilik anlayışıyla genç şefler, daha modern şefler plakiyi günümüze uyarlamaya çalışacak. Gastronomi adeta bir mikrokozmos. Normal hayattaki sosyal, kültürel, ekonomik sorunların iz düşümlerini bu küçük ve sınırlı sandığımız gastronomi alanında da görebiliyoruz. O yüzden hayattan ne bekliyorsam aynısını gastronomiden de bekliyorum. Cemil Usta, hoş geldin. Hoş bulduk. Usta hocam, dememde bir mahsur yok değil mi? Çünkü gerçekten ustasın bence yaptığın işte. Yok hocam, aksine memnun olurum. Biz bu payı kazanmak için çok uğraştık. Şimdi ustalık bence çok önemli bir şey. Usta baba yarısıdır. Yani o çalışanın her şeyiyle ilgilenir. Çalışan yarı baba bilir yani sizi. Bu kavram açısından bence çok önemli yani. Sen de harika plakiler yediğimi hatırlıyorum. O yüzden doğru, özellikle rica ettim. Bir kere çok lezzetli. Aynı zamanda da sağlıklı. Kendimi kötü hissetmiyorum yedikten sonra, kızartma gibi. Çünkü sebzesi bayağı bol. Balık zaten mevsimsel olmalı. Tabii ki bir mevsimin balığı olmasında, balığın yağlı olmasında çok büyük etken lezzet açısından. Sağlık açısından dediğiniz gibi çok sağlıklı. Çünkü kızartma yok, herhangi bir işlem yok. Natürel şekilde pişen bir yemek türü yani. Hangi malzemeleri kullanacaksın bugün? Hangi balığı kullanacaksın? Hocam ben sardalya, soğan, kereviz yaprağı, defne yaprağı, karabiber, sarımsak ve limon kullanacağım. Kaliteli malzeme çok önemli bir şey. Yani o kaliteli malzemeye ulaşmaya her geçen gün daha uzak kalıyoruz. Şimdi artık yemeği hazırlamaya başlayabiliriz. Tamam hocam. Ana malzememiz soğan. Hangi balıklardan hazırlıyorsunuz? Hep mevsimsel balık mı olacak? Tabii mevsimsel balık olması gerekiyor. Bir de yağlı olması gerekiyor balığın. Palamut, çinekop. Ben bunu izmaritten de yapıyorum. Şimdi bir de bunda siz anladığım kadarıyla sadece zeytinyağı kullanacaksınız. Tabii, tabii. Havuç şimdi limon da kullandığımız için bu şekerli bir şey. Limon asitli. Bravo. Bir denge sağlama gibi. İşte o denge çok çeşitli. Evet. Kereviz sapı da kullanacaksınız. Göreceğiz, bakacağız. Çok güzel. Evet. Defne yaprağı atıyorum. Karabiber atıyorum tane. Bu da tane olacak tabii. Tabii. Detaylarına tane kadar bileyim. Yani o küçük evet, bir şey de bile. Taze çekilmiş olacak. İyi bir evet, karabiber evet, olacak. Evet. Bol zeytinyağı koydun. Aşağı yukarı zeytinyağı kadar tuz galiba. Evet. Ne kadar pişecek bu? Yani 180 derece, 170 derece arasında. Evet, 40 dakika pişecek. Vallahi malzeme olmayınca usta da pek bir şey yapamaz. Yani çünkü düzgün malzemeden düzgün şey çıkar. İşte ben kendimi şanslı hissediyorum işte, o malzemeleri kullanmaya çalışıyorum.
yağlı kağıdı koymamın sebebi daha rahat yayılsın, içeride havayı hapsetsin. Bilal ki limon çok yakışır. Ben limonu bol bol kullanma taraftarıyım. Limon çok yakışır diyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Gerçekten usta işi bir plaki işte. Yani bu kadar çok öge ama hepsi tek tek lezzetini alabiliyorsun. Aynı zamanda biri diğerine üstün değil, baskı da kurmuyorlar. Hele o son kullanılan limon. Tek tek her türlü malzemenin lezzetini bir tık daha yukarı taşıdı. Bir de karabiber burada çok önemli. O da bence ek bir derinlik katıyor. Bu kadar güzel ki merak ettim. Şimdi genç şefler gelecek. Bakalım onlar plakiyi nasıl yorumlayacak? Muhakkak onlar da çok güzel yorumlayacaklar da inanıyorum ben. Hep beraber göreceğiz. Evet, göreceğiz. Evet, Derin ve Kaan şefler geldi şimdi. Balık plakiyi yorumlayacaklar. Anlatsanıza ne yapacaksınız, nasıl değiştireceksiniz plakiyi? Ben de merak ediyorum, bilmiyorum çünkü. Bizim yani plaki yorumumuzda balığı mümkün olduğu kadar az pişirerek ve kurumamasını sağlayarak bir sosu üzerine dökerek ve bu sosun ısısıyla balığı pişirerek bu hedefimize ulaşmak istiyoruz. Mevsimsel ürün kullanmak çok önemli. Şu an yazın tam ortasındayız. Domatesin zamanı. Tutup da kışın üretilmiş bir sera domatesiyle böyle bir yemeğini kendimiz yapıyoruz. Ne servis ediyoruz. Bu oldukça önemli bir detay. Cemal Çevik tanıyorsunuz değil mi? Daha önce lokantasına gittiniz. Tanımaz olur muyuz? Tabii canım. Tabii. Evet. Sık sık yani yılda en az 2-3 kere restoranını ziyaret ederiz. Çok da sevdiğimiz bir yerdir. Çok da saygı duyduğumuz bir ustadır. Sağ olun. O yüzden kendisiyle aynı programda olmak bir şeref. Ayrıcalık. Türk mutfağı inanılmaz zengin bir mutfak olmakla birlikte böyle çok katı kurallarla reçetelendirilmiş bir mutfak değil. Dolayısıyla aslında işte anneannemizin, annemizin, komşumuzun bir şekilde bardaklarla, ne bileyim alabildiği kadar suyla ifade ettiği son derece insandan insana geçişi olan bir mutfak. Yani bir Fransa'ya gittiğiniz zaman mesela en azından bir referans kitabı vardır. Kullanılan etin miktarı, işte sebzenin miktarı vesaire çok fazla değişmez bir gramaj olarak yazar bunlar. Burada genelde el alınır bir büyükten, bir ustadan. Dolayısıyla burada insanlar kendi kişisel yemeklerini yapıyorlar bir şekilde. Baharatları ekleyeceğim. Çubuk tarçın, karanfil, rezene ve kakule karışımı var. Kokuları çıkana kadar kavuracağız. Cemal Bey'le bu limon sıkılır mı sıkılmaz mı ya son noktayı koyduk. Ne oldu şey, karar? Limon gerekli. Bir tek tava balıklarda... Ben tava balığa karşıyım limon sıkılmasına. Pişerken mi, piştikten sonra mı? Piştikten sonra. Ama ızgara balık ve şeyde ben özellikle buğulama ve plakilerde ben bilmiyorum, limonu gerekli görüyorum. Eskiden beri de öyle bir tartışma vardır. Balık, gerçek balık sevenler işte üstüne limon koymaz gibi bir... Tava balık da hakikaten de yani o tava balığını biliyorsunuz. Tava balık... Çıktığı zaman böyle diri çıkması lazım, yoksa haşlanmış gibi olur o balık. Tabii. Siz limonu sıktığınız zaman o limon o balığı... Sulandırıyor. Aynen, çok yeşil. Çok kuvvetli yemeklerimiz var fakat gerektirdiği ölçüde bunlarda revizyon yapmak mümkün. Çünkü sonuçta yurt dışından da bir sürü insanın gelip deneyimlediği bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunlara işte küçük modern dokunuşlar yaparak biraz daha işte hafif, daha sağlıklı, daha keyif verir hale getirmek mümkün. Bunlar için farklı teknikleri kullanarak güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Son olarak balık suyu. Kanına kadar koyuyoruz. Çok güzel. Yani balık suyunu istediğiniz miktarda koyup daha uzun süre de pişirebilirsiniz. Burada amaç yoğun ve cıvık olmayan bir sos elde etmek. Biraz zeytinyağıyla marine ettik bunları. Şimdi biraz da tuzlayacağım. Evet, sosumuz istediğimiz kıvama geldi. Balıklar da burada hazır. Sosu bitirmeden önce son bir garum ilavesi yapacağız. İyice yoğun bir balık aroması elde etmek için. Sos güzelce kaynıyor. Balıkların üzerine dökebiliriz. Şu anda aromalar bayağı kuvvetli. Şimdi hemen bunu bir streçleyeceğim. Demlensin diye balık. Derin'de ben de iki şef olarak hiçbir zaman işte şuranın şu yemeğinin aynısını yapıyoruz demiyoruz. Hep bir kendi dokunuşumuz oluyor. Günün sonunda bizim yaptığımız şeyi beğenmemiz önemli.
Kendi beğeneceğimiz şekilde hazırlıyoruz o yemekleri. Bize keyif veren bir tabak olursa zaten servis verdiğimiz farklı restoranlarda menüye giriyor. Ya da en kötüsü kendimize dediğim gibi pişirip kendimiz keyfine varıyoruz. Plakimiz ılındı. Şu an tam servise hazır. Biz prezentasyonu güzel kılmak amacıyla önce ekmeğin üzerine alacağız. Biraz sos dökülecek ama onu güzelce kesip bir restoranda olması gerektiği şekilde rafine bir sunumla tabağa aktaracağız. Biraz soğan turşusundan ekleyeceğim. Biraz kapari koyacağım son olarak. Şu hafif bir paprika dokunuşu yapıyorum. Evet arkadaşlar, günün en önemli anı bence. Çünkü şimdi bu yemeği tadacağız. Genç şeflerin yaptığı yemeği. Buyurun tadalım bakalım nasıl olur. Şeflerim elinize sağlık. Teşekkürler. Çok güzel. Ben de çok beğendim. Bir kere aynısını yaptığınız yemekteki gibi çok boyutu var. Ama baharatlar olsun, yeşillikler olsun, hiç balık olsun, hepsi bir dengeye oturmuş bir kere. Ekmek çok iyi bir fikir, sosu içermiş. Aynı zamanda hem sağlıklı hem hafif. Garum böyle bir yoğunluk vermiş. Her mevsim kullanabileceğimiz bazı şeyler, işte soğan turşusu, kapari falan. Ama domatesin güzel olduğu zaman hele böyle doğal ürün. Buradaki de güzellik bence o aradaki diyalog, o klasik bir plakiyle. Plakinin başka kültürlerden esinlenerek bir de böyle hem Akdeniz hem de Karadeniz mısır ekmeğiyle birlikte aslında daha bizim araştırmamız gereken birçok boyutları var. Geleneksel yemeklerimizi de aslında kaybediyoruz bir kere. Her şeyden önce onları saklamak gerekiyor. Ondan sonra ne gibi rötuşlar yapabiliriz, nasıl daha rafine hale getirebiliriz, potansiyellerini ortaya çıkarabiliriz, beyin gibi arayışlar da var. Her ikiniz de ya da üçünüz de diyeyim, gerçekten ilham verdiniz eminim hem izleyicilere hem genç şeflere. Umarım arayışlar, daha güzel yapmaya çalışmalar devam eder ama gelenekseli unutmadan. Balık plaki gibi yemekler, kaliteli malzemeler ve doğru pişirme teknikleriyle bir araya gelince ortaya harika lezzetler çıkıyor. Ama burada ciddi bir sorun var. Ne dedik çünkü? Güzel malzeme dedik, doğal malzeme dedik. Sorun burada. Bir yandan denizler, aşırı avlanma ve denizlerin kirlenmeye başlamasıyla birlikte kurumaya başladı. Balık türlerini kaybediyoruz. Diğer yandan iklim krizi de doğayı çok kötü etkiliyor. Doğayı kaybettikçe hem malzemeleri, hem yemeklerimizi, hem de sağlığımızı kaybediyoruz. İşte bu yüzden doğayı ne pahasına olursa olsun korumalıyız.